Selamlar canlar, hoş geldiniz. Instagram'da dolaşırken sürekli No Way Home editleri gördüğümden canım No Way Home'u tekrar izlemek istedi. Ama kendimi tekrar izlemek için HD versiyonun çıkmasına saklıyorum. Bu yüzden tekrar izlememeye çalışıyorum. Dedim ki sadece Andrew ve Toby'nin geldiği sahneyi tekrardan izleyeyim, diğerlerine hiç bakmayayım. Dün Andrew Garfield'ın Spider-Man'in ve de Tobey Maguire'ın Spider-Man'in tekrardan geldiği sahneyi izledim. Ve aslında sinemada heyecandan fark edemediğim bazı detayları fark ettim yahu. Ufacık sahneden bile neler neler çıkarttım. Gerçekten heyecanıma yenik düşmüşüm sinemada ve bunları gözden kaçırmışım. Ve bu gözden kaçan şeyler aslında Andrew Garfield'ın yeni filmi için yani The Amazing Spider-Man 3 için çok önemli haberler. Lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin efendim şu intro girdikten sonra asıl bahsedeceğimiz şeye geçelim. Öncelikle size bir söz vermem gerekiyor. Canlı yayında sizlerle beraber The Amazing Spider-Man 3 için senaryo yazmaya çalıştık. Yani orada çok doğaçlama olduğu için ortaya bazı saçma şeyler çıkmış da olabilir ama genel olarak yazdığımız şeyin iyi olduğunu düşünüyorum. Size söz veriyorum o senaryoyu daha güzel bir şekilde toparlayıp sağlam bir şekilde videosunu çekmeyi planlıyorum. Belki sadece hikaye gibi okurum sizlere, belki de birini bulabilirsek animasyon şeklinde sunarız sizlere. Bilmiyorum ama o senaryoyu derleyip toplayıp sizlere aktarmak istiyorum haberiniz olsun. Bunun dışında gelelim fark ettiğim güzel detaylara. Ya şimdi uzun zamandır konuştuğumuz bir şey var. The Amazing Spider-Man 3 gelecek ve inşallah Andrew Garfield kendi evrene döndükten sonra paralel evrenleri kurcalamaya başlayacak ve bunların içine edecek diyoruz. Öyle teoriler üretiyoruz ki bizim yazdığımız senaryo da zaten bunun üzerine kuruluydu. İşte No Way Home'da Andrew Garfield'ın Spider-Man'inin geldiği sene buna dair bazı detaylar keşfettim. Örneğin Peter portaldan geçip geldiğinde şunları söylüyor. Ben Peter Parker'ım yani kendi evrenimde ama diyor birdenbire buraya geldim. Daha sonrasında şunu sorguluyor. Çok boyutlu gerçeklik ve madde değişimi. Vay be sicim teorisi, çoklu evrenler, madde değişimi, hepsi gerçek mi diye bir soru soruyor. Hepsi gerçek mi? Ned ve MJ'den de yanıt olarak evet denildiğinde biliyordum diyerek seviniyor bu adam. Evet. biliyordum. Hani seviniyor. Sevinmesinin nedeni ne olabilir ki? benim aklıma elbette ki direkt olarak zaten Andrew Garfield'ın paralel evrenler içerisinde araştırmada bulunduğunu fakat bunu başaramadığını gösteriyor. Daha sonrasında bizzat kendisi paralel evrenlerin gerçekliğini görünce, yaşayınca bir mutluluk yaşıyor tekrardan. Paralel evrenler gerçekmiş, Gwen'i belki de geri getirebilirim diyerekten seviniyor. Aslında bunu zaten çoğumuz biliyorduk. Bunun dışında başka bir detay daha fark ettim. Ned bu büyünün etkisi olmalı tarzında bir cümle kuruyor. Bu büyünün etkisi olmalı. Andrew Garfield'ın Spider-Man'inde büyü mü Sihir gibi bir şey mi? Büyü burada da gerçek mi diye sorguluyor. Büyü mü? Sihir gibi bir şey mi? Ha, büyü falan büyü yok. Hayır. Büyü burada da gerçek mi Buradan şunu çıkartıyorum. Acaba Andrew Garfield'ın Spider-Man'in evreninde büyü mü vardı? Yani düşünüyorum da biz filmleri izlediğimiz zamanlarda büyü falan diye bir şey yoktu. Acaba biz onu görmeyeli evrende büyüye dair bir şeyler mi yaşandı? Benim aklıma direkt Mysterio geliyor. Andrew Garfield ve Mysterio'nun yolları kesişmiş olabilir. Veya belki de bambaşka bir şekilde Andrew Garfield'ın Spider-Man'in evreninde harbiden de bir büyücü bulunabilir. Bilmiyorum ama ben bunu buraya yormak istiyorum. Çünkü büyü burada da gerçek mi diye söylüyor adam. Sizi bilmem ama bu detaylar benim gözümden kaçmış açıkçası. Bunları duymak beni daha çok mutlu etti ve The Amazing Spider-Man 3 için daha çok mutlanmamı sağladı. Detaylar böyleydi aslında. Şimdi de sizlere bahsetmek istediğim başka bir habere geçelim. Morbius filmi 7. kez taptaze bir şekilde ertelendi. Ve Morbius filminin yeni tarihi de 1 Nisan 2022 olarak açıklandı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan yaklaşık 3-4 aylık bir erteleme var. Peki bunun sebebi ne, nedeni ne gerçekten bilmiyoruz. Morbius filmi ertelene ertelene bir hal oldu ve şunu söylemek istiyorum. Ertelenen filmler genelde iyi çıkmazlar. Yani sürekli ertelenmeye maruz kalan filmler çok iyi çıkmazlar. Umarım Morbius bu algıyı kırabilir. Ama sanmıyorum zaten Morbius filmine dair pek de bir ümidim yok. Benim tek bir ümidim var Aftercare'se güzel bir sürpriz görelim. Venom'u, Kraven'u veya Andrew Garfield'ın Spider-Man'ini falan. Umarım da sürprizin dışında film de iyi olsun. Bunun dışında bahsedeceğim bir haber daha var. O da Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi hakkında olacak. Doctor Strange in the Multiverse of Madness için hepimiz çok heyecanlıyız zaten. X-Men'leri dahil edeceğini falan düşünüyoruz. Bunları birçok kez konuştuk. Şimdi de bir haber geldi. Daha doğrusu bir söylenti çıktı ortaya. Ve filmin yaklaşık 3 saat uzunluğunda olabileceği ve Marvel'ın en uzun filmi olacağı söyleniyor. Neredeyse Endgame kadar falan olacakmış. Hatta belki de Endgame geçebilir. Vay be sayın seyirciler demek istiyorum. O film ne kadar dolu olacak? Bizlere neler anlatacak acaba? Ben buradan şunu çıkartmak istiyorum. Umarım bu film yeni karakterler dahil edeceği için o karakterleri anlatmak için uzunca bir vakit istiyorlardır. Tabii ki de işte X-Men'lerden, Deadpool'dan falan bahsediyorum. X-Men'leri MCU'ya dahil etmeyecek olsa bile ki bence edecek ama hadi diyelim etmeyecek olsa bile ben bu filmin çok iyi olacağına inanıyorum. Gönülden inanıyorum hatta. Çünkü Sam Raimi var arkalarında yahu. Kötü bir iş çıkacağını zannetmiyorum. Uzun bir film izlemek de beni mutlu edecektir. Neyse arkadaşlar söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.